Değerli arkadaşlar, Cumhuriyetimizin kuruluşunun temellerinin atılışından 95 yıl gibi bir müddet geçti. Bundan öncesini biliyorsunuz, ülkemizin durumu malumunuzdu. Osmanlı İmparatorluğu Sevr'le ve Mondros mütarekeleriyle ülkemizi tamamen emperyalist güçlere terk etti. Emperyalist devletler ve onların işbirlikçileri olan yandaşları ülkemizi paylaşma eylemine başlattılar. Ve bu işgal altında halkımıza zulüm ve işkenceler yapmaya başladılar. İşte bu esnada 19 Mayıs 1919'da Samsun'a bir kişi çıktı. Bu zat Mustafa Kemal Atatürk olarak ulu önderimiz arkadaşlarıyla bir Kuvayi Milliye Hareketi başlattı. Bu istiklal mücadelesinin temeli olarak halkımızın da destekleriyle ellerindeki yiyeceklerini, giyeceklerini, her türlü kanısını, çivisini, ineğini, koyununu vererek destek oldular ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında önemli rol oynadılar. Ne yazık ki bizleri Ulu Önder tarafından ve onun arkadaşları tarafından emanet edilen yabancı güçler ve onların işbirlikçilerinin karşı mücadelelerini ile yok edilmek istediler. Bu sürekli devam edip geldi. Şehrimizde de bunun bir örneğini gördük. Şehrimizde milli mücadeleye aktif olarak katılan, kadınlarımızın sembolü olan bir anıtımızı da bu arada ortadan kaldırdılar. Bu Kuvayi Milli Hareketi'nin önderlerinden olan bu arkadaşlarımıza, geçmişte vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu aynı zamanda Kuvayi Milli Hareketi'nin Kayseri'de anımsanmasının görselliğini de kaldırmaya çalıştılar. Ülkemizde laiklik rafa kaldırılmaya çalışıldı. Dindar ve kindar bir toplum yetiştirmeye çalıştık. Hatta 15 Temmuz'da bunun ürünlerini gördük. Cumhuriyete karşı kalkışma yapmak cesaretini gösterecek kadar cesaretlendiler. Bu durumdan faydalanan kişiler ve kurumlar yandaş ve kardeş gözükerek ekonomimizi borç batağına soktular. Okullarımızın ilim ve bilim yuvaları halinde olmalarından gücenerek eğitim ve öğretimi içinden çıkılmaz hale soktular. Bizim ulu önderimiz yurtta sulh, cihanda sulh ilkesine dayanarak Cumhuriyetimizin emanet ettiği Türk gençliği Cumhuriyetimize sahip çıkacak, onu korumaktan yılmayacak ve mücadele yapacaktır. Bizler de Cumhuriyet Bayramımızı halkımız ve gençliğimizle birlikte coşkulu ve Kayserimize yakışır bir şekilde kutlamak için milli bayram olarak kutlamalarının birilerinin engellemeleri çalışmalarına aldırmadan Talas ilçemizde Rıfat Yıldırım Parkı'nda 27 Ekim tarihinde saat 20.30'da Haluk Levent ile açık hava konseri yapacağız. Bütün Cumhuriyet'e sahip çıkanların, gençlerimizin ve halkımızın bu konserimize katılmalarını bekliyoruz. Her kim ki Cumhuriyeti, Atatürk'ü, Cumhuriyet'in kurucularını ve Cumhuriyeti var eden Türk milletinin kuruluş savaşını inkar eden ve çağdaş kazananlara saldırıyorlarsa bilinmelidir ki bunlar emperyalistler ve işbirlikçileridir. İlan ediyoruz. Atamızın dediği gibi muhtaç olduğumuz kudret asıl kanlarımızda mevcut olup bağımsızlık, laiklik, cumhuriyet ilkesine gençlerimizin görev olarak bilmekte olduğunu, ulusal savaşımızın başarısı olan Cumhuriyetçi bayramımızın kutlanmasını ve bütün halkımıza kutlu olmasını diliyoruz. Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti. Ne mutlu Türk'üm diyene diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bu arada Cumhuriyet etkinlikleri içerisinde biliyorsunuz bir şeyimiz var. Konserimiz var. Artı bir panelimiz var. Bu panelle ilgili de basına ayrıca bilgi vereceğiz. Teşekkür ederiz. Hani bir söyleyeyim bence. Buyurun. Şimdi ben değilsin söylüyorum. Paneli kesiyoruz ama. Tamam başkanım. Burada